Evet, cuk cuk haber başlamak üzere. Radyo Cesur'dan inanılmaz bir haber programı. İnanamayacaksınız. Cakcuklar, cukcuklar yok efendim bizde. O ne demiş, bu ne demiş, şu ne demiş, bu ne demiş, onlar ne demiş, bunlar ne demiş, şunlar ne demiş, bunlar ne demiş, her şey ne demiş, ne demiş. Her şey burada olacak efendim. Onu da mı demiş? Vah 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 vah. İnanmıyorum. Gerçekten mi? Şşt, ne duyduğunu söyleme. Evet, böyle haberler de var burada. Gerçekten çok değişik orijinal haberler. Farklı yönlerden bakacağız haberlere. İnanmıyorum ya. Böyle cicicili bicili haberler. Yakışır abime. Helal olsun. Güzelime de yakışır. Güzel. Aferin. Helal olsun dediğimiz haberler burada. İnanabiliyor musunuz? Evet. Ve başlıyoruz haberlerimize. İlk haberimizi inanın kıskananlar yaptı bunu. Çok kıskanıyorlar bu adamı. Ya inanamıyorum. Biliyorsunuz ülkemizin başarılı iş adamları var. Bu da onlardan bir tanesi. Çok başarılı bir arkadaşımız, insanımız, vatandaşımız, yiğidimiz. Efendim kendisi haberin ve ATV'nin ve Sabah Gazetesi'nin sahibi. Kalyon İnşaat'ın sahibi. Efendim onun hakkında dedikodular yapıyorlar. Yazık, günah. Adamın günahını alıyorlar. Vatan için, millet için neler yapıyor? Gol sahalarında ne terlerde okuyor? Reisimize yetişebilmek için neler yapıyor? Ona yaranabilmek için. Yani karşılığında da kendisine ufak bir iş vermişler. İşte Bandırma'dan nereye? Bursa Yenişehir, Yenişehir ve Osmaniyeli diye bir yere tren hattı yapacakmış. Alt üstü 9.449.000.000 lira cücükluk bir iş yani. Ne var bunda ya? Yok ihaleye girmemiş de, yok o olmamış da, yok davetiye verilmiş de. Kıskanç insanlar. Çalışın kardeşim, sizin de olur. Golf oynayın, reisle beraber olun. Sizin de olur ya. Bu kadar tembel olun, yatın ondan sonra da adama taş atın. Çamur atın, izi kalsın. Olmaz. Olmaz. İyi değil, değil mi? Hakkınıyım. Kalyon inşaat bir kere. Bakın taşıyacak, dolduracak, boşaltacak, dolduracak, boşaltacak. İnşaat işleri alacak, verecek de kendisine birazcık bir şey kalacak. Neymiş efendim, bir de bu işten vergiden muaf olacakmış. Ya kardeşim ya, utanmıyorsunuz ya. 10 milyar diyelim biz bu işe, yuvarlak olsun, kafamız karışıyor. Hepsi kar olsa ne olur? 1 milyar liracık vergi olur hepsi. En fazla o da. O da hepsi kar olsa. Ayıp ya. Ayıp yani. Gerçekten çok ayıp. Yakıştıramıyorum insanlara. Adamlar çalışıyorlar, ediyorlar. Neymiş efendim? Vergiden muaf olacakmış. Yani o kadar cepler doldurulacak, insanların karnı doyurulacak değil mi yani? O kadar insan ekmek yiyecek o işten. Yani para verecekler, edecekler. Hiç mi para kazanmasınlar? Çok yakışıksız şeyler bunlar. Hiç sevmiyorum böyle kıskanç insanları. Siz de sevmiyorsunuz, biliyoruz. Böyle kıskançlar, haksızlıklara tahammülünüz yok. Neyse, biz bunları ilgilendirmiyor ama söylememiz gerekti. Yani kıskanç insanlara bir tokat atmamız gerekiyordu. Efendim, şimdi esas bizi gururlandıran konulardan bir tanesi daha. Vallahi Mustafa Topaloğlu, uzun zamandır sesini ben duymuyordum. Ortalıklarda görünmüyordu. Meğersem yani Türk misafirperverliğinin doruk noktasındaymış. Çok iyi işler yapıyormuş. Efendim kendisi albüm için Afrika'dan güzel sanatçı bayanlar getirmiş. Dansçılar getirmiş. Onlar burada dans ederlerken klibi için dönmeleri gerekmiş ama işte bu koronavirüsü yüzünden dönememiş garibanlarım. Çok paraları da yok galiba. Mustafa Topaloğlu da Türk misafirperverliğini gösterebilmek için ne yapmış? Onları karşı bağrını açıp evine buyur etmiş. İşte bu koronalı günlerde, bu sıkıntılı günlerde Afrika danslarıyla, Afrika hareketleriyle ve onlarla ilgili çalışmalar yapıyor. Türk misafirperverliğini yakinen gösterebildiğine inanmaktayız.
ve bizi gururlandırmaktadır eminim. Yani Afrika figürlerini, danslarını öğreniyor ve yakında uzaylılarla Afrikalılar arasındaki bağlantıları da bize açıklayacaktır eminim. Ve bu arada da tabii yani kıskanmadım değil. Yani o kadar güzel dansçıların arasında aylarca geçirmek hiç de fena fikir değil. Yaşı kaçtı ya Mustafa Topaloğlu'nun? 25. Ama uzaylılarla bağlantısı var onun ya. Bu o şeydir yani. Afrikalılarla anlaşır yani, sorun değil. Uzaylılarla anlaşan bir adam. Hiç sorun değil onun için değil mi? Gel Mustafa Topaloğlu, arkandayız. Evet efendim. Şimdi ciddi bir haberimiz var. Bunu artık hemen hemen son günleri bunların bizden duyabileceğiniz. Artık bugünden sonra, yani bugünden değil yakın bir gelecekten sonra, bir iki ay sonra yediğiniz yiyeceklerin içinde ne olduğunu biz size söyleyemeyeceğiz. Yani size adam at eti satıyorum diyecek ama bakacaksınız kuzu satmış size. Ya da acı biber koydum diyecek ama acı biber de koymamış, kırarak koymuş. Ve biz bunu bulursak, haberini yaparsak gazeteciler ceza yiyecekler. İnanabiliyor musunuz? Yani bunu söylerseniz siz de yiyeceksiniz. Yani 20 bin lira ile 50 bin lira arasında ceza, hapis cezaları da var. Sebebi de gıda güvenliği ve güvenirliği hususunda tüketiciye endişe ve korku verici güvensizlik yaratmakmış. Ya bu kadar güzel bir hükümetimiz olduğu için gerçekten şanslıyız. Gururluyuz. Yani tüketicisini bu kadar iyi koruyan bir hükümet, bir devlet sistemi olamaz ya. Üstelik üreticisine de. Yani düşünsenize sizi kezzapla yoğrulmuş bir yemeği kaktırmış adam. Ondan sonra cımada ne olmuş? Siz yemişsiniz afiyetle, hastalanmışsınız ve bir gazeteci bunu öğrenmiş ve yazmış. Anam adam hapiste, o biri 20, bir de 20 bin lira 50 bin lira ceza ödemiş ama ürünü üreten satmaya devam etmiş. İşte bu tüketiciyi, üreticiyi koruyan hükümettir. Helal olsun. İşte bize böyle hükümetler, böyle liderler gerekir. Efendim, beni gerçekten gönlümden yararlayan ve ben İngiltere'de yaşıyorum, Türkiye her gittiğimde mutlaka yediğim bir şey vardır. Özlemini çektiğim. Nedir biliyor musunuz? Kokoreç. Ve çocukluğumuzda biz İzmir'e gittiğimiz zaman, İzmir'deyken kemer altında şöyle derlerdi. Gel vatandaş gel, paranla bok ye derlerdi ve biz gider yerdik. İnanır mısınız? O kadar da lezzetliydi yani, parmaklarımızı yalardık. Ne vardı bu kokoreçlerde bilmem. Ama çok lezzetliydiler. Paramızla bok yerdik ve zevkle yerdik. Kardeşim kokoreçimize dokunmayın lütfen. Kokoreçte bile hile yapıyorsunuz. Ulan bokun hilesi mi olur? Bu kadar ucuz şeyin hilesi nasıl yapılır? Benim kafam almadı. Bunu yapana helal olsun dememiz gerekiyor. Çünkü araştırmış, boktan daha ucuz bir şey bulmuş ve onu bize yediriyor. Ve kimse çakmıyor. Yani adamlara helal olsun demek, dememek elde değil ama ya kokoreçimize dokunmayın ya. Dokunmadınız bir bokumuz kalsın lütfen ya. Bir bokumuzu bari doğru düzgün ağız tadıyla yiyelim. Neyse, umarım reisimiz duyar, buna bir çare bulurum. Eminim bulacaktır da. Evet, reisimiz demişken Serdar Ortaç alkışlanacak bir hareket yaptı. Alkışlar onun için geliyor. Evet, Serdar Ortaç'a. Muhteşem bir adam biliyorsunuz. Muhteşem bir sanatçı. Doğaüstü bir insan. Efendim geçen gün şöyle bir açıklama, kendisi Erdoğan'ı çok beğendiğini söylemiş. Hatta Türk liramızın Erdoğan sayesinde büyük değerler kazandığını, kıymete geldiğini anlatmış. Bütün sevenlerine, kendisini tekrar alkışlamadan edemiyorum. Helal olsun efendim. Evet, ve karşılığında da ne olmuş? Bir vatandaşımız helal olsun sana demiş. İşte reis böyle övülür demiş. Çıkarmış Serdar Ortaç'ın kumar borçlarını demiş. Ya adam para kazanmıyor mu ya? Bayağı da şarkı yapıyor, müzik yapıyor, bilmem ne yapıyor. Çok mu oynadı acaba, ne yaptı? Yani herhalde küçük bir şeydir öylesine, hani şeydir o kumar borcu dedikleri. Hani çerez parasıdır, bir Mercedes parasıdır anca onlar için. Onu ödemiştir, geçmiştir efendim. Yani ne var bunda? Hiç üzülecek bir şey yok yani. Kimse de üzülmesin. Efendim yani
benim de kumar borcum yok. Ben de Erdoğan'ı çok seviyorum. Kredi kart borçlarım var. Acaba bir çıkar da benim kredi kart borçlarımı öder mi diye merakla bekliyorum bugünlerde. Şu anlık bir ses yok. Umarım yarın olur. Efendim, reis dedik ya, reisten gidelim. İsterseniz reisle ilgili bir şey daha söyleyelim. Reis bugün ne dedi biliyor musunuz? Barolar Birliği gibi yapmak durumdayız dedi. Türk Tabipler Birliği'ne takmış vaziyette reis. Haklı. Ne demek ya Türk Tabipler Birliği? Tabipler Birliği diyelim. Geçelim efendim. Müslüman Birliği diyelim. Müslüman Tabipler Birliği diyelim. Dünya Tabipler Birliği diyelim. Yani Türk ırkçılığının anlamı yok. Böyle ırkçı yaklaşımlar hiç doğru değil. Ben de katılıyorum reise. Irkçılık hiç iyi bir şey değil. Çok tehlikeli bir şey. Irkçılık demişken efendim, biz Türk erkeklerin başı gerçekten dertte. Gerçekten. İnanılmaz derecede başımız dertte. Amerika'daki Instagram'ın tanınmış isimlerinden çok güzel bir bayan var. Kendisi, adını yanlış okursam kusura bakmayın. Shayna Shea gibi bir şey ismi. Türk erkeklerinden bıktığını, tacizlerinden gerçekten rahatsızlık duyduğunu, onları artık listesinde istemediğini söylemiş. Baylar lütfen ya. Lütfen. Yani ülkede kadın bırakmadınız, Amerika'dakilere de saldırdınız. Yani biz bekarlar ne yapacağız ya? Yapmayın, gözünüzü seveyim. Amerika'dan bile tekme yedik. Kala kala Türkiye'de öldürmedikleriniz kaldı bir tek. Gözünüzü seveyim ya. Biraz acıyın. Bekarlara da acıyın yani. Bekarlar, yani lütfen ya. Kontrol edin arkadaşlarınızı. Lütfen. Efendim, benim gerçekten yüreğimi yıkan, yaralayan bir şey var. Kadir Şeker davası. Gencecik bir çocuk. Yani bunu artık yıllar, bir yıldır yaklaşık bu arkadaşı takip ediyoruz hep beraber. Konya'da sevgilisini ya da eşini döven bir adamı engellemeye çalışıyor. Engellemeye çalışırken kavga ediyorlar ve kazara adamı öldürüyor. Ama kadın ölmek üzere. Yani ne olursa olsun bunun şahitleri var, görgü tanıkları var. Ve bu çocuk üniversite öğrencisi, onurlu bir insan. Bir insan bir kadını koruyor. Gerçek bir erkek. Şimdi bu Kadir Şeker'e hakim, öncelikle savcı mutlaka iyi bir ceza istemiş belli. Arkasından da hakim ceza vermiş. 12 yıl 6 ay. Yani bu hakimi, savcıyı ıslatıp ne yapmak lazım? Bak bilmiyorum yani. Bileniniz varsa söylesin. Yani tecavüz ediyorlar, öldürüyorlar. Serbest kalıyor bu adamlar. Öldürüyorlar, sevgilisi oluyorlar, metres tutuyorlar, satıyorlar kadınları. Bu insanlar serbest kalıyorlar. Bu çocuk 12 yıl 6 ay yedi. Yani o hakimleri, bu ceza sistemini destekleyenleri ıslatıp pirinç pilavının içinde yemek lazım bence. Etli pirinç pilavı yani. Yam yam değilim ama yani nedir bu ya? İnsanın insana saygısı yok mu ya? Vicdan diye bir şeye de mi yok? Bunun cezası mı olur? Bu hakimler, kimin hakimi gerçekten anlamak. Politika değil bu iş ya. İnsan hayatını. Öldürülmüş bir insan var ama öldürülmekten kurtulan bir insan da var. Ve bu gencin hayatını karartmaya kimsenin hakkı yok. Allah inşallah o hakimlere bundan daha kötü acılar yaşatır da akılları başlarına gelir demekten başka diyebilecek hiçbir şeyim yok. Şimdi efendim, hafif gülünecek, ağlanacak bir haberimiz daha var. Nedir biliyor musunuz? En güzeli. Binası öğrencisi olmayan yüksekokula sekreter atayı müdür dağıtmışlar. Efendim, beni ilgilendiren en önemli bölümlerinden bir tanesi bu sekreterler. Yani onlarca sekreter var. Şimdi binası, odası olmayan bu sekreterler kimlerdir? Sevgilileri midir, eşleri midir, çocukları mıdır, erkekler midir, yakışıklılar mıdır, güzeller midir, onu merak ettim. Bir de bu sekreterler hangi odalarda, hangi şartlarda, hangi pozisyonlarda çalışıyorlar? Nasıl çalışıyorlar? Hangi saatlerde çalışıyorlar? Ben onu çok merak ettim. Yani
nasıl bir kıyafet mecburiyeti var acaba bu sekreterlerin, onu merak ettim. Bir de yani erkekler mi bayanlar mı, onu da merak ettim. Bademlik dediklerinden olamaz çünkü onlar biraz küçük oluyorlar bildiğim kadarıyla. Emin değilim o konuda ama Ensar üyesi değillerdir en azından. Umarım. Yani bunlar kimler ya? Ben bu sekreterleri araştırmayı gerçekten, eğer reisimiz izin verirse, yani büyük bir zevkle o sekreterleri ararım, bulurum ve reisimize güzel raporlar verebilirim. Bu arada tabii yani üniversitelerde çok güzel eylemler yapılıyorlar. Yani bazı var olmayan okullarda kadrolaşma yapılmış. Var olmayan okullarda kadrolar verilmiş. Bu başarılı bir şey. Öbür taraftan Hacettepe mesela 35 tane aracın 17 tanesini şoförlü, 18 tanesini de şoförsüz olarak öğretim görevlilerimize vermiş. Bu yani eyvallah, hocalarımız bizim, onlar başımız üstünde var. Öğretmenlerimiz, onlar bize bir şeyler öğretiyorlar. Başımız üstünde tacı var da yani şoförlü. Yani ne diyebilirim ki? Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Ayrıca ne olur ne olmaz diye, deprem olur, meprem olur diye ya da iktidar değişir bir şeyler olur diye koltukları alıp depolayanlar var. Yani gerçekten. Hatta üniversite bir fabrikasını bir işletmeye vermiş. Hayrına vermiş oradakilere. İşletme oradan para kazanıyor. Kira mira da ödemiyor yani. Helal olsun üniversite. Yani üzüldüğüm bir şey var. Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi kurmuşlar. Yani adına yakışır bir hareket yapmadıkları için burada canımı acıdı biraz. Çünkü inşaat izinleri almadan yurt yapmışlar, alışveriş yapmışlar. Nasıl bir üniversitesi bu, alışveriş merkezi yapan AVM yapıyorlar yani. Hayvan kliniği bilmem neler, otel yapıyorlar. Yani otel, AVM, üniversite. Yani ben anlamadım ama neyse, bunlar da kaçak yapıyorlar. Üniversite olacaklar, geleceğimizi aydınlatacak insanlar. Hitit Üniversitesi varmış bir de, nerede olduğunu bilmiyorum ama. Veteriner Fakültesi'ne 14 yıl, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na 13 yıl, Turizm Fakültesi'nin 5 yıl geçmiş olmasına rağmen hiçbir öğrenci almamışlar bu fakültelere, yüksekokullara. Helal olsun oradaki rektöre. Sorunsuz bir üniversite yaratmışlar. Öğrenci olmayınca sorun yok değil mi? Helal olsun be. Böyle düşünen insanlarla. Hem bir de öğrenciler ta oraya kadar gelecekler, kira verecekler, bilmem ne yapacaklar. Otursunlar evlerinde. Telefonla, hocam ben bugün gelemiyorum desin ya da geldim hocam var mı isteğiniz desin. Yok hoca der de kapatsınlar, diplomayı da gönderelim geçsin. Neye gerek var o kadar masrafa? Ay şeye, değil mi? Hem binalar eskimiyor böylece, hem de temiz bakımlı oluyorlar. Yani oralarda at koşturabilirler. Bu arada benim okumuş olduğum Marmara Üniversitesi beni gururlandıran bir okul oldu. Gerçekten 31 tane yani bu rakam çok iyi bir rakam değil. 32-33 yapsalar da çok güzel olurdu ama 31 neyse. 31 adet uygulama ve araştırma merkezi kurmuşlar. İşte üniversite dediğiniz böyle olur. Yalnız bir fark var. Aktif hale getirmemişler. Öğrenci öğretmen yok, aman deyin bozulmasın aletler demişler. Helal olsun üniversiteme. Yani ben hatırlıyorum basın yayın yüksekokulundayken fotoğrafçılık kulübüne karanlık oda istemiştik. Fotoğraf basabilmek için karanlık emellerimiz olabilir diye disipline vermeye kalkmışlardı o zamanlar bizleri. Zaman pek değişmemiş anlaşılan. Disipline vermek yerine oraları açmıyorlar anlaşılan. Hiçbir şey değişmiyor Türkiye'de. Evet. Yani üzüldüğüm bir şey daha var. IMF. Ya IMF bizi küçültmek için neler yapıyor biliyor musunuz? Resmen dünyaya demiş ki Türkiye 4.4 küçülecek bu sene demiş. Efendim bizim bakanımız, maliye, ekonomi, damadımız, büyük reisimizin en sevdiği insan, en değerli insan. Türkiye ekonomisine bugüne kadar verilebilmiş en büyük katkıları veren Sayın Bayrak açıklamalarında biz bu sene bu krize rağmen 0.3 nokta oranında büyüme beklediğimizi söylemişiz. IMF çıkmış oradan, dış güçler böyle demişler 4.4 küçüleceksiniz. Hadi canım sizde. Bizim reisimizin damadı var. Ondan neyi bileceksiniz ya? Allah Allah.
Efendim, evet, 29 Ekim'de geliyor değil mi? Ya şimdiden söyleyeyim, 29 Ekim'ler iptal. Yani bunun şeyinde, sinyalini de verdiler. Afyonkarahisar'da yürüyüş ve toplantılara 15 gün süreyle yasak getirmişler. Tabii bu da neye getiriyor? 29 Ekim'in yasaklandığını. Ama 28 ve 30 Ekim'deki reisimizin ulusa seslenişleri ve mitingleri tabii ki olacaktır. Orada değerli 200 gramlık çaylarını çevreye duyarlı paketler içerisinde ve onlar çevreye duyarlı poşetlerin içerisine konularak, insanlarımızın kafasına atılarak, Covid döneminde insanlarımıza büyük destek vererek çaylarla ısınmalarını, içlerini ısıtmalarını göreceksiniz. Bunlar gurur verici şeyler efendim. Helal olsun reisimize. Covid ile mücadelede bir numaradır kendisi. Dünya lideri olduğunu her yerde her zaman gösteriyor. Efendim bir de biliyorsunuz orman yangınlarımız var. Ah ya, orman yangınları bitmiyor. 15 yılda çok yandık. En fazla 2008'de yanmışız işin gerçeği. Geçen sene o kadar yanmamışız. Yani geçen sene 11.300 hektar kadar yanmışız. 2017'de 12.000'e yakın bir rakam olmuş. 16.000'le 2008 rekoru elinde tutuyor. Ama buradan ortaya çıkan bir şey var efendim. Ağrır ve Iğdır. Sanayimizin oralarda, işletmeciliğimizin oralarda, turizmimizin oralarda, madenciliğimizin oralarda maalesef gelişmediğini görüyoruz. Çünkü oralarda hiç yangın çıkmamış. Hiç. Olmaz böyle bir şey. İşletmecilerimize duyurulur yani. Ağrı'da otel yok demektir. Ya da otel ihtiyacım yok. Ya da maden ihtiyacım yok. Ya da işsizlik sorunum yok Ağrı'da acaba, merak ettim. Onu bir araştırmak lazım. Neyse efendim, bizden bu kadar. Cuk Cuk Haber bu kadarlık sunuyor bugünlük. Umarım beğenmişsinizdir haberlerimizi. Ha? Başka yerlerde böyle haberler bulamazsınız, haberiniz olsun. Kaçırmayın bizi. Bir de biz bu kadar güzel haberleri bir arada her zaman sunamayacağız. Her gün yapamayız yani. Biz bu kadar güzel haberleri aynı anda sunmaya kalkarsak kalbimiz dayanmaz. Yüreğimiz dayanmaz. Bu kadar mutluluk bize çok fazla gelecektir. Lütfen. Yani zorlamayın. Olur mu? Biz arada sırada size böyle güzel haberler vereceğiz. Neşelendireceğiz. Yani bunlar çok neşeli haberler. Mesela Mustafa Topaloğlu. Değil mi? Yani çok güzel bir haberdi. Muhteşem. İnsanları kıskandıracak bir haberdi. Neyse efendim. Cuk Cuk Haber burada son buldu. RadyoCesur.com'dan sevgilerle, saygılarla. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere.